Arda yani 16 yaşında olup işte 17 yaşına girdi mi girecek mi işte neyse. Ama bu kadar çok yaşına göre o formayı taşıyabilmesi gönülden Fenerbahçeli. Ben bir kere oyuncunun bu aidiyet şeyini de yani bu çocuk doğuşta Fenerbahçe şeyi var diye bir reklam hatırlarsınız. Bu öyle bir çocuk. Yani Fenerbahçe reklamı oynatacaksanız oynatacağınız adam bu. Ve çok Sanki daha tecrübeli bir oyuncu gibi oynuyor. oynuyor artı yetenekli bir oyuncu. Hani biz hep böyle genç oyunculara tabii ki duygusal bakıyoruz. Hani onlara karşı biraz daha farklı isimleri görmek istiyoruz ama Arda bugün yetenekleriyle zaten hak ediyor. Fenerbahçe forması ağırdır. Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonda kimse kusura bakmasın kolay kolay oynayamazsınız. Burada İsmail Hoca'yı tebrik ederim. Böylesine kritik bir maçta Arda'nın omuzlarına bu yükü verdi. Arda'nın kariyerine, geçmişine, çocukluğuna, fotoğraflarına, ailesine baktığımda da güzel bir hikaye başlıyor. Yani Müthiş bir ailesi bu var. çok büyük bir dünya yıldızı olacak belki de Tanışma bu oyuncu. fırsatı da buldum. Statta. Yani stadın yakınında. Çok mükemmel bir babası var. Ümit Bey. Buradan selamlar izliyorsa. İkincisi her şeyin Ne iş farkındalar. yapıyor? Valla Ankara'da çalışıyormuş ama çocuk Yani sporcu dolayısıyla falan değil yani. değil. Çocuk dolayısıyla yani burada yalnız kalıyor Arda diye. Şimdi İstanbul'a taşımışlar. Burada da bir işe girmiş yani adam çalışıyor. Hani böyle yıldız futbolcu babası diye şey diye düşünmeyin. Yani Neymar'ın babası gibi bir Şimdi durum yok yani. kusura bakma da bu ne iş yapıyorsun lafı sadece bizim kültürümüzde var bu arada. Evet. İkinci soru ne iş yapıyorsun? Nevzat ile girdi abi. Halbuki Müdahale edemiyoruz bu ona. konu açılmışken bunu söyleyeceğim. Ben Evet, kum ama saatini düşünüyor bak musunuz yani? dur. Heh. Bunu söyleyeyim Tamam ya söyle. aklıma gelmiş. Şimdi bu ne iş yapıyorsun sorusu Türkler biz tanışmalarımızda genelde ikinci soru ne iş yapıyorsun? Halbuki Batı'da ya da entelektüel dünyada bir insanı tanırken ya da tanışırken ikinci soru ne iş yapıyorsun değildir. Mesela hangi kitapları okuyorsun? Yok Nevzat öyle bir Bir şey. saniye. Bir Soruyorlar saniye. meslek. Ne? Bu bir tek bizde var. Yok. Ne tür? En azından entelektüel dünya için dedim. Yani olaya farklı açıdan bakan insanlar Tamam için bunu söylüyorum. ayrı bir program konusu Ya da yapalım. Sen söyledin söyleyeceğini. Geçelim Arda Güler'e. ne tarz filmler izliyorsun? Geçelim Arda Bunlar Güler'e. konuşulması gibi ne iş yapıyorsun abi Abi bizde? tamam Konuyu bitti. Heh, kapatalım. Tamam. geçelim Arda Güler'e. Soruyorlar ama ya. Şimdi benim de doğrusunu söylemem Tamam lazım. tartışalım tartışalım lütfen. Özür diliyorum. Lütfen Arda Güler'i Bu ayrı bir konuşalım. tartışma konusu yalnız ha. Buyurunuz. Evet ya yani, zamanımız az kaldı çünkü biliyor musun? O yüzden hani Tamam, top sende. felsefeye falan girersek çıkamayız. Dağıtma Nevzat diyorum ben. Şimdi ailesi ve Arda durumun farkında. Evet, çok büyük bir potansiyel. Geçmişte böyle bir potansiyel yok muydu? Tabii ki vardı. İşte Muhammed işte. Beşiktaş'ta Muhammed, Fenerbahçe'de Cafer Can Galatasaray. birçok oyuncu vardı. Ve şöyle bir durum var. Arda'ya ben artık bir futbolcu gözüyle bakmıyorum. Arda bir proje. Bir, hani daha 16-17 yaşına 3 gün var. Daha 17 yaşına girmedi. 16 yaşında ve şunu söylüyor örnek. Sosyal medyayla ilgilenmiyorum diyor. Bence müthiş bir gelişim. Genç bir oyuncu için. Sosyal medyada kendisiyle ilgili yazılan hiçbir şey okumuyor. Çok Ben zor. Nasıl dayanıyor? bence mesela Ya bu doğru mu sence? bu çok ciddi bir mental gelişim. Müthiş bir adım. Bence de. Yıldız futbolcu olmak için. Bir, hele ki Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynuyorsun. İki, bireysel çalışma. Hani Cristiano Ronaldo diyoruz ya 35 yaşında hala evine spor salonu kurdurmuş filan. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana birebir çalışmaları yapıyor. Bireysel çalışmaları yapıyor. Gençler bile altı yapısı mı? Evet Gençler Birliği. 3. Altyapıdaki oyuncularla, altyapıdaki arkadaşlarıyla halen temas halinde. Onlar için çok iyi bir rol model. Hani sahada olmasının dışında, saha dışında da böyle bir köprü vazifesi var. Mesela şunu yaptığını hatırlıyorum. Mesut'la Sosa'dan destek isteyip altyapıya çocuklara spor yardımı, malzeme yardımı. Aa. Böyle müthiş işler de yapıyor. Çok hani yaşının üzerinde olgunlukta bir çocuk. Çok fazla övmek istemiyorum. Tekrar edeyim. Çünkü hani bu yaşta insan şımarıyor yani. Hepimiz çocuktuk, hepimiz gençtik.
o yaşlarda böyle çok fazla övgüye mazhar olunca şımarıyorsun. Ama benim gördüğüm kadarıyla, yani çok büyük konuşmayayım, benim gördüğüm kadarıyla gerçek bir dünya yıldızı geliyor. Bir kere futbolculuğuyla ilgili söyleyebileceğim çok fazla şey yok. Yani bu çocuk 2 sene sonra filan çok başka bir futbolcu olacak. Ve şunu da söyleyeyim. 18 yaşını doldurduktan sonra Fenerbahçe mutlaka yeni bir sözleşme yapmalı. Çünkü elinizde tutmanız çok zor. İnanılmaz takımlar takip ediyor. Ve herkes de farkında Arda'nın. Bu arada hani sanki yeni bulunmuş, yeni keşfedilmiş bir oyuncu falan değil. Böyle konuşuyoruz sonra kötü oluyor bir şeyler, kötü yok, gidiyor. O sefer, zaman ben çok üzülüyorum. Yok, bu sefer şey olmayacak. Vardı daha önce. Ömer Faruk. Ömer Faruk evet, şu an nerede? Evet, o da bir projeydi. Stuttgart'ta. Şunu söyleyeceğim. Saha içiyle ilgili de ilk kez 11 oynadı. Maçtan bir gün önce söylemiyor hoca 11'e. 30 tane video istiyor Hatayspor maçıyla ilgili. Arda. Çünkü taktik idmanında 11 oynattığını görüyor. Diyor ki hoca galiba beni oynatacak. Ben ne olur ne olmaz bu videoları izleyeyim, bu analizleri yapayım. Tek başına Hatayspor analizi yapıyor. Teknik heyetten aldığı videolarla. Bu analizleri yaptıktan sonra sabah hoca söylüyor ilk 11'desin diye. Sabahta kendini hazırlıyor. Mesela şunu söylüyor maçtan önce. Ailesine bile anlatmıyor durumu. Sen nereden biliyorsun? İlk 11'de oynadığını. Ailesine bile anlatmıyor. Sonradan öğreniyorum. Durumu anlatmıyor. İlk 11'de oynadığını. Ve şu ifadeyi kullanıyor analiz yaptıktan sonra. Benim ilk 15 dakika beklemem lazım. Rakibi görmem lazım. İlk 15 dakika rakibi tarttıktan sonra oyuna dahil, yani ağırlığımı koymam, etkimi koymam lazım gibi. Hani böyle bir çocuktan diyeceğim. Çünkü daha çocuk yani hakikaten evet. Öyle. Bizim gözümüzde zaten öyle ama hani belki kendisi bozuluyordur biz böyle dediğimiz için ama gerçekten daha 17 yaşına henüz girmemiş bir kardeşimiz. Bu olgunlukta hareket etmesi beni çok etkiledi. Çok genç oyuncu gördüm. Çok yetenekli oyuncu gördüm. Fenerbahçe tarihinde de var. Geçmişte de var. Fenerbahçe altyapısından oyuncu çıkmıyor. Bir safsatadır. 50 kere söyledim bunu da. Fenerbahçe altyapısından oyuncu çıkar. Fenerbahçe alt takımına çıkamaz ama. Başka takımlarda oynar. Arda için tabii ki çok farklı beklentilerim var. Yani iki ayağını müthiş kullanıyor. Sağ ayak, sol ayak. Evet. Free kick, duran top, kornerler, oyun görüşü, hata, oyun vizyonu. Hani mesela şimdi çok daha tecrübeli oyuncuların bireysel hatalarından bahsediyoruz bugün. Hatasını da çok, yani gözüme çarpan hatası olmadı benim. Çok böyle ciddi, büyük hatalar da yapmıyor oyunun içine. Çok akıllı oynuyor. Ya çok sakin, çok soğukkanlı, özgüvenli. Bu arada Arda yeni geçmedi A takıma. Arda geçen sezon tabii kadroya alınıyordu. Yani maç kadrolarını alıyorduk. Evet, biz burada konuşuyorduk yine, bahsediyorduk Arda'dan. Evet, 16 yaşının başlarındayken, yani 15 yaşını yeni bitirmişken kadroya alınıyordu Fenerbahçe'de. İlk kez 11 çıkması dolayısıyla çok dikkat çekti bu mücadele. Bir de işte o bir tane şutu gol olsa ilk yarıda yaptı. Herhalde çok daha fazla konuşulurdu. Ama burada şunu da söylemem lazım. Şimdi ben de dahil olmak üzere herkeste bir kıpırtı, bir heyecan. Genç oyuncu görüyorsun işte, büyük bir yıldız adayı diyoruz. Ama mesela dün statta bir durum yaşandı. Bence Arda'ya da zarar verir. Fenerbahçe taraftarı bence biraz durumu böyle gözlemlemesi lazım. Şimdi penaltı oldu. Penaltıyı Arda'nın atmasını istiyorlar. İsmail Hoca bir Serdar yazmış. Serdar Dursun. Serdar yoksa Arda yazmış penaltı için. İki o numarada. O çok önemli. Şimdi Arda yazmış yani. Yazmış. Serdar sahadayken Serdar atacak. Yani çocuğu orada Serdar'ın da önüne atarak daha büyük baskı altı. Allah korusun Arda kullansa, kaçırsa penaltıyı, yani çok kötü bir görüntü olur. Penaltı atınca ne olacak bu arada? Ya bu arada ben şeyle ilgili, Arda ile ilgili Volkan. Ya Fenerbahçe kaç senedir kupa kazanamıyor? 7-8 sene falan oldu. 8 işte. 2014 Ağustos. Hala buna rağmen bir kitle, azımsanmayacak bir kitle hala tribündeki yerini alıyor. Kısmen oyunculara tepki gösteriyor. Şudur budur, başkana, yönetime uzun süredir tepki gösteriyorlar ama şunu da görmüyor değildim. Bu umudunu kaybetmiş, mutsuz Fenerbahçe için bir umut olmuştur Arda. Yani Arda'yı biraz abartmaların nedeni de budur.